Evet arkadaşlar, geldim ikinci testime fonksiyonlarda. 10 numara bir soruyla hemen başlıyorum. A ve B birer rakam olmak üzere f fonksiyonu fx eşittir x kare artı 6 x artı a x sıfırdan küçük veya sıfıra eşitken x eksi ve x sıfırdan büyükken f fonksiyonu görüntüsünde biçimde tanımlanmıştır yazar herhalde şu arada. Biçimde tanımlanıyor. Size böyle yazacak. Rahat olun. Biçimde tanımlanıyor. Çok hızlı yaptığımız için bu soruları böyle arada eksikler gelip çıkabiliyor. F fonksiyonu görüntü kümesine 7 tane negatif tam sayı vardır. Buna göre kaç farklı AB ikilisi yazılabilir? AB'nin birer rakam olduğunu unutmadan sorumu çözeceğim. Şimdi arkadaşlar bir kere şunu da bir anlaşalım. Yukarıda bir ikinci dereceden bir ifade var. Orada hep tam kareyi aklıma getireceğim. O yüzden yukarıya aslında şöyle yazsam süper olur. X kare artı 6x artı 9 artı a eksi 9 şeklinde yazdım. Yani x artı 3'ün karesi artı a eksi 9. Bunun en küçük olması için bu tam karenin en küçük olması lazım. X'in yerine eksi 3 konulması lazım. X'in yerine eksi 3 koyabiliyor muyum? Evet. O yüzden bunun en küçük olabilmesi, en küçük olduğu değer, bunun en küçük olduğu değer a eksi 9'dur. Ve a eksi 9'dan sonsuza kadar gider. Çünkü tam kare kesinlikle pozitif olacak vesaire vesaire diyeceğim. Ve a eksi 9'da da eşit olabiliyor. Çünkü eksi 3 bunun tanım kümesine var. O zaman şöyle diyebiliriz arkadaşlar burada. Yukarının görüntü kümesini bulacağım. Aşağının görüntü kümesini bulacağım. Bunları birleştireceğim. Sonra diyeceğim ki bu birleşimden sonra 7 tane negatif tam sayı olacak görüntü kümesinde. Bunun görüntü kümesini buldum. En küçük değer a eksi 9, a eksi 9'a eşit olabiliyor. A eksi 9 da bir tam sayı çünkü a ve b birer rakam. A eksi 9'dan sonsuza kadar gidiyor. Bunun görüntü kümesi şöyle. Alt taraftaki adamın görüntü kümesini bulayım. Alt taraftaki adamın görüntü kümesini de iki taraftan da b çıkarttım. Burada x eksi b büyüktür eksi b olacak. Bunun görüntü kümesi de eksi b'den sonsuza kadar gidiyor yine. Eksi b dahil değil diyeceğim arkadaşlar. Şimdi bu ikisini birleştireceğim ya. Bu ikisinin birleşiminde ne bulunacak? 7 tane negatif tam sayı bulunacak. Arkadaşlar 7 tane negatif tam sayı bulunuyorsa ki bu ikisinin birleşimi bir sayıdan başlayıp sonsuza kadar giden bir yer olacak. Hangisinin daha büyük olduğunu bilmiyorum. A eksi 9 mu daha büyük, eksi B mi daha büyük? Bunu bilmediğim için bu ikisinin birleşimi ya A eksi 9 yazamadık. Yine yazamıyoruz. A eksi 9 kapalı sonsuz aralığı olacak. Ya da eksi b sonsuz aralığı olacak. Biri diğerini kesinlikle kapsayacak. Şimdi 7 tane negatif tam sayı olabilmesi için eksi 7'den eksi 1'e kadar gelmesi lazım. O zaman burası eksi 7 olursa kurtarırım. O zaman a'nın 2 olması gerektiğini düşünüyorum. Buradan bakarsam burası eksi 8 olursa kurtarırım. Neden? Çünkü eksi 8 olursa dahil olmayacağı için yine 7 tane negatif tam sayı olacak. O zaman b 8 olursa kurtarırım. Ama bu ikisi birden sağlanmayabilir. Yani A'yı 2 versen burayı da eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4 gibi bir şey versen yine kurtarırım. Bu ikisinin birleşimi olur. O zaman ben şöyle diyeyim. A 2 olduğu zaman B 8 olabilir. A 2 olduğu zaman B 8 olabilir. Daha küçük olabilir. Daha küçük olabilir. Daha küçük olabilir. Vesaire vesaire. Sıfıra kadar yolu var. Bunların hepsi olabilir B. Burada ikisinin birleşimi bunu verecek dersin. Ya da B 8 olursa bu sefer A ne olabilir diye bakacağım. A 2 olabilir. 2'yi buraya yazdığım için bir daha saymayacağım ama. A 3 olabilir, 4 olabilir. Böyle böyle 9'a kadar gidecek bu da. Şurada arkadaşlar kaç tane değer var? Burada 8 tane değer var. Burada kaç tane değer var? 9 tane değer var. Yine mi? Bir sıkıntılı. Vallahi sıkıntılı. 8, 9 daha 17. Şöyle bir bakayım yine. Yine bakayım. Yine bakayım. Vallahi sıkıntılı. 8, 9 daha 17 ama bir tanesini iki defa saydığım için 16 cevap. Hadi ben şıkları değiştiriyorum. Şıklar 16, 15. Sizde de böyle gözükecek. 14, 13, 12. Cevap da 16 olur. Herhalde yanlış yapmamışımdır. Geçtim. Geldim bu soruya. G fonksiyonu mavi ile çizilmiş. F fonksiyonu kırmızı ile çizilmiş. Bu koordinat düzleminde
FBG fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. FOGX5, FOGX4, FOGX3 denklemlerinden hangilerinin çözüm kümesine iki tane eleman vardır diye soruyor. Hemen bakalım ilkinden başlıyorum. FOGX yani FGX eşittir 5 olabilmesi için F'in ne olması lazım? Yani F bir şey 5'e eşitmiş. F ne 5'e eşit? Direkt görebiliyorum arkadaşlar. F2 5'e eşit kırmızıda. F2'nin 5 olduğunu görebiliyorum. O zaman GX'in ne olması lazım? GX'in 2 olması lazım. GX'in 2 olduğu değerler, şurası 2 ya, kaç tane? GX'in 2 olduğu bir tane yer var. GX eşittir 2'yi çizdim. Sadece burada kesiyor. Bir tane değer var. O zaman bunun çözüm kümesinde bir eleman var. Bir eleman var. İki eleman istiyor. Bu yalan oldu. Devam. FGX eşittir 4 olsa ikincisini deniyorum şimdi. FGX'in 4 olması durumunda dikkatini çekiyorsa F'in 4 olduğu 2 tane yer var. Bir burası var. 1 ile 2 arasında bir sayı. Bir de 3 var. O zaman GX ya 3'e eşit olacak ya da GX işte bir sayı eşit olacak. A diyelim biz bu sayıya. A diyelim. A da 1 ile 2 arasında olacak. GX'in 3 olduğu kaç tane değer var? GX'in 3 olduğu bakınız burada bir değer var. GX'in 3 olduğu. GX'in A olduğu yani 1 ile 2 arasında bir sayı olduğu kaç değer var? Bakın burada bir değer var. 2 tane değer oldu. Yani bunun çözüm kümesine 2 tane eleman gerçekten var. Bu olur. Geldim son olarak. Şunu da yine yazalım. F, GX'in 3 olduğu kaç değer var? F'in 3 olduğu, cevabın 3 olduğu bir tane değer var. F1. F1 3'tür. O zaman burada GX ya 1'dir. GX ya da F'in 3 olduğu bir değer daha var. Şöyle çizelim. F'in 3 olduğu değerler. Bakınız bir tane burada var 1. Bir tane de burada var. Hadi ona da B dedim. GX B'ye de eşit olabilir. B koyduğum zaman çünkü burada yerine FB 3'e eşit oluyor. Ve ben şunu biliyorum. GX B de olabilir dedim. Ve ben şunu biliyorum. B 3 ile 4 arasında. G'nin 1 olduğu bir değer var mı? Burada bir yerde var. GX'in B olduğu yani 3 ile 4 arasında bir değer alıyor mu? Alıyor. Burada bir yerde var. O zaman bir değer buradan bir değer buradan gelecek. O zaman onun da 2 tane değeri olacak dedim. Cevapta çözüm kümesinde 2 eleman bulunan 2, 3 var. Evet. Geldim 3. soruya. -1 ve 1'den farklı gerçel sayılarda tanımlı f fonksiyonu böyle tanımlanıyormuş. Fx her x gerçel sayısı için f(x) eşittir fx eşitliğini sağladığına göre f2 artı f3 nedir diye soruyor bana. Hadi bakalım f2 artı f3 nedir? Şimdi arkadaşlar bir kere şundan bahsetmem lazım. Yukarıyı düzenlediğim zaman ya iki tarafta polinom olduğu için düzenlediğim zaman şöyle bir şey çıkacak. X kare artı sallıyorum şu anda ax falan filan. Ax olmayabilir. Buradaki a ile buradaki a eşit olmayabilir. Artı bilmem ne. Artı bir kalan. Burada kalan var. İki polinomu birbirine bölüyorum. Altta da x artı 1 var. Düzenlediğim zaman böyle çıkmak zorunda. O kalan da bir sayı olmak zorunda hatırlarsanız. Yukarıdaki polinomu aşağıdaki polinoma böldüğüm zaman çıkan şey. Hatta o kalanın ne olduğunu da ben söyleyeyim. -1 koyunca çıkıyordu. Yukarıdaki polinomda -1 koyunca kalanı buluyordum. -1 artı a -b artı 3 diye bir şey çıkıyor kalan. Şimdi burada bir kere anlaşalım. Yukarısının 0 çıkması lazım kalanın. Neden? Çünkü bu ifade tek veya çift fonksiyon olmuyor ama adam bize çift fonksiyon olduğunu söylüyor. Çift fonksiyon olabilmesi için hepsinin çift fonksiyonlardan oluşmuş bir toplam olması gerekiyor. O yüzden kalanın 0 çıkması lazım. Yani aslında tam bölünmesi lazım. O zaman ben şöyle düşünebilirim yukarıyı. Fx'i şöyle düşünebilirim. Fx eşittir. X kareli bir şey artı üçlü bir şey var. Yanında da x artı 1 olmalı ki böyle böldüğümüz zaman x artı 1'ler gitsin. Bu bir. İkincisi buraya x'i bir şey yazarsam neden x kare ve 3? Çünkü x kare x çarpınca x küp geliyor. Çünkü 3'te 1'i çarpınca 3 geliyor. O yüzden x kare 3 kesin. Buraya x'i bir şey yaparsam bunlar sadeleştiği anda yine çift fonksiyon olmaz. O zaman burada x'i bir şey olmaması lazım. O zaman fx'in ne olduğunu görebilmiş oldum. Fx eşittir x kare artı 3.
O zaman f2'yi bulayım. F2 dediğim şey 4 artı 3'ten 7. O zaman f3'ü bulayım. F3 dediğim şey 9 artı 3'ten. Ne çıkıyor 9 artı 3'ten? 12. 7 ile 12'nin toplamında 19 çıktığı için cevabı bulmuş oldum. O soruyu da geçebilirim artık. Gerçel sayılar üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu için böyle böyle olduğuna göre f2 kaçtır diye soruyor. Peki keşke ben f1'i ve f7 bölü 2 bulsam, bilsem bu soru çok basit olur. Sonra 2 koyarım yerine. O zaman f1 ile f7 bölü 2 bulayım. F1'i nasıl bulurum? 1'i koydum yerine. F1 artı f1'den 2 tane f1. Artı bununla karşı tarafa attım. F7 bölü 2. Eşittir 1 koymuştum. 2. 7 bölü 2'yi de bulmak istesem 7 bölü 2 koyacağım. F7 bölü 2 burada var. Bunu da karşı tarafa atınca 2 tane 7 bölü 2 olacak. Artı bir tane F1'in de buradan geldi. 2 çarpı 7 bölü 2'den 7 olduğunu bulurum. Bunları şöyle toplasam 3 tane F7 bölü 2 artı 3 tane F1 eşittir 9 çıkar. F7 bölü 2 ile F1'in toplamının 3'e böldüğüm zaman 3 olduğunu görmüş olurum. Şimdi arkadaşlar burada aslında şöyle bir şey var. Fx eşittir. 7 bölü 2 ile F7 bölü 2 ile F1'i ayrı ayrı bulmayacağım. Fx eşittir. 2x eksi F7 bölü 2 eksi F1 var. Yani fx eşittir. 2x eksi parantezinde bunların toplamı var. Toplamının da 3 olduğunu bildiğim için 2x eksi 3'müş benim fonksiyonum. O zaman f2 nedir? 2 koydum yerine 2 çarpı 2 eksi 3'ten cevap 1 geldi. O soruyu da geçebilirim. Her gerçel sayı için fx artı 2 eksi fx eşittir 4. Fx artı f eksi x eşittir 2 eşitliğini sağlayan f fonksiyonu için F3 artı F eksi 5 işleminin sonucu kaçtır diye soruyor bana. İnşallah doğrudur ya soru. Yanlış olabilir komple soru. İlk önce ben mantığıma göre çözeyim. Şu anda gördüm onu da. Mesela 3 koyayım. 5 ile 3'ü görmüş olurum. Buradan da eksi 5 gelecek zaten. 3 koyduğum zaman F5 eksi F3 geliyor. Bu 4. 5 aşağıda koyduğum zaman F5 artı F eksi 5 geliyor. Bu da 2. Bunları şöyle toplayacağım. Yukarıyı eksiyle çarpacağım. Sonra toplayacağım ki F5'ler gitsin. Benim F5'le işim yok. F5'ler gitti. Artı F3 artı F5 geldi. Yani bana sorduğu soru. F eksi 5 geldi. Eksi 4 artı 2'den eksi 2 geldi. Yani cevap eksi 2'dir. Bir kontrol etmek istiyorum soruyu. Şurası bir doğrusal fonksiyon veriyor. O doğrusal fonksiyon da şu. Fx eşittir. X 2 artı zaman değerler 4 artıyorsa 1 artı zaman 2 artacak. Yani artış miktarı 2 olacak. Yani kat sayı yani eğim 2 olacak dedim. Buradan bunu buldum. Fx'in 2x artı c olduğunu görebildim. O zaman f eksi x'in de eksi 2x artı c olduğunu görsem, bunları şöyle toplasam ikisinin toplamının 2 gelmesini istiyorum. Buradan da çözülebiliyor soru. 2c eşittir 2 olmalı. O zaman c eşittir 1 olmalı dedim. Sonra da soruyu çözdüm. Fx'in ben 2x artı 1 olduğunu biliyorum. F 3 nedir? 7'dir. F eksi 5 nedir? Vallahi doğru çıkıyor soru. Eksi 9'dur. Bu ikisinin toplamını soruyorum. Eksi 2 işaretle geç. Bu fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. En geniş tanım aralığındaki grafiğini soruyorum. Tabii ki. Şimdi güzel soru arkadaşlar bu. Şöyle güzel soru. Çok uzun değil Allah'tan. Yukarı tarafta şunu gördüğünüz zaman işiniz bayağı kolaylaşıyor. Yukarı taraf x eksi 3 ile x artı 1'in çarpımı. X artı 1 de aşağı tarafta var. Sonra ben bunu iki parçaya ayırıyorum. X artı 1'leri gördüğüm, sadeleştirmek istediğimden dolayı zaten x eksi 1 olamaz. Eksi 1 olanları sileyim. Eksi 1 olanları sildim. Eksi 1'e eşit olabiliyor burada. Bunlar benim grafiğim olabilir.
x -1'den küçükken burası negatif oluyor. Eksi ile çarpılıp çıkıyor. Eksi x artı 1, x artı 1. Onlar birbirini götürdüğü için f x eşittir. Eksi x eksi 3'ün mutlak değeri geliyor. X eksi 1'den büyükken burası aynen çıkıyor. Bunlar birbirini götürüyor. F x eşittir. X eksi 3'ün mutlak değeri çıkıyor. O zaman x eksi 3'ün mutlak değerini bir çizeyim. X eksi 3 x'in 3 y'nin eksi 3 olduğu yerden geçen şöyle bir fonksiyon. Şöyle bir fonksiyon. Mutlak değerini aldığım zaman aha da böyle oluyor. Şurası 3, şurası 3. Bu f eksi 3'ün grafiği. Ama eksi 1 de değer almıyor. Eksi 1'in sol tarafında da, hadi burası eksi 1 olsun. Eksi 1 de değer almıyor. Eksi 1'in sol tarafını da eksi ile çarpıyormuşum. Eksi x eksi 3'ün grafiği olacakmış eksi 1'in sol tarafında. O zaman şöyle aşağı doğru giden bir şey olacak. Aynı bunu takip edecek. O zaman eksi 1'in sağ tarafında şöyle b, v göreceğim. Eksi 1'in sağ tarafında bu gitti. Bu da gitti. Eksi 1'in sol tarafında da aşağı doğru giden bir şey göreceğim. Denizli'yi işaretleyebilirim. Geçtim. Sabit bir fonksiyon olmayan bir f fonksiyonu için fx eksi m x çarpı m'ymiş, fm 3 m'ymiş, f'in tersi 0 nedir diye soruyor. Hadi bakalım. Şimdi burada m olabilmesi için yukarıda x'in yerine 2m koymam lazım. X'in yerine 2m koyunca 2m eksi m'den m gelecek. Fm eşittir. M çarpı M'den M'nin karesi geldi. Bunun da 3M'ye eşit olduğunu biliyorum. Yani M kare eksi 3M eşittir 0 olacak. Yani M parantezinde M eksi 3 eşittir 0 olacak. Yani M eşittir 0 olacak ya da M eşittir 3 olacak. M eşittir 0 olursa M'nin yerine 0 koyayım. Burada Fx eşittir 0 geliyor. Sabit fonksiyon olmadı. M 3 olursa Fx eksi 3 eşittir 3x geliyor. Bana f'in tersi 0'ı soruyor. Şimdi ben bunun a olduğunu düşüneyim. A'yı bulmaya çalışıyorum. O zaman f a'nın da 0 olduğunu görürüm. Buranın a olabilmesi için arkadaşlar x'in yerine a artı 3 yazmam lazım. A artı 3 yazarsam dikkatinizi çekiyorsa a artı 3 eksi 3'ten f a geliyor. F a eşittir ne oluyor? X'in yerine a artı 3 yazınca 3 tane a artı 3 oluyor. Bunun 0 olmasını istiyorum. O zaman a'nın eksi 3 olmasını isterim. İşaretler geçerim. Herhalde bir problem yok. Şöyle de yapabilirsiniz. İşte x'in yerine koyacağını görmeden f fonksiyonu ne yapıyor? İçeriği 3 ile toplayıp 3 ile çarpıyor. O zaman a'ya ne yapacak? 3 ile toplayıp 3 ile çarpacak. Bunu da diyebilirdiniz. Bir problem olmazdı. Geçtim. Bu testimin de son sorusuna fx fonksiyonun bileşke işlemine göre tersi olan f'in tersi x ifadesinin fonksiyon olması için fx fonksiyonunun birebir olması yeterlidir. Önermesinin yanlış olduğunu ispatlamak için hangilerini örnek olarak vermek tek başına yeterlidir diye soruyor. Tek başına yeterli olacak. Yani önermem şu. Tersinin bir fonksiyonu tersinin fonksiyon olması için birebir olması lazım. O zaman şöyle bir şey görürsem, birebir olduğunu görürsem ama işte ne söylemeye çalışacağım? Fonksiyonun tersinin de fonksiyon olduğunu görürsem bu önermeyi doğru bulmuş olurum. Birebir olduğunu görmezsem önermemle alakalı bir şey çözmemiş olurum. Yani birebir değil bir fonksiyon. Onu örnek olarak veriyorum. Adam der ki birebir olmayan bir fonksiyonu örnek olarak vermek tersinin doğru olduğunu göstermez. O zaman yanlış olduğunu göstermek için şöyle bir fonksiyona ihtiyacım var. Fonksiyon birebir olacak ama fonksiyonun tersi bir fonksiyon olmayacak. Şimdi fonksiyonun tersinin fonksiyon olması için iki tane şartım var arkadaşlar. Birincisi birebir olması, ikincisi örten olması. Birebir olduğunu zaten kabul ederek başlamam lazım. Birebir olmayanları zaten sileceğim. Onu göstermek hiçbir işe yaramayacak. Ve örten olmaması lazım ki tersi fonksiyon olmasın. O zaman birebirleri bulayım ilk önce. Bir kere bu arkadaş x'in yerine 1 de koysam, eksi 1 de koysam aynı şey veriyor. Bu birebir değil. Bunu örnek olarak vermem hiçbir işe yaramaz. F'i direkt sildim. Bu birebir değil. Birebir olması ne demekti? A da koysam, B de koysam
farklı şeyler çıkacak demekti. Aynı şey çıkmayacak demekti. Her elemanı farklı bir yere götürmesi lazımdı. Ama bu 1 ile eksi 1'i, 2 ile eksi 2, 3 ile eksi 3 gibi gibi şeyleri aynı yere götürüyor. O yüzden bu 1'e 1 değil, buna bakmayacağım. 2x eksi 1 bir doğrusal noktalardan oluşan bir fonksiyon. Çünkü tam sayılardan oluştuğu için doğrusal noktalardan oluşuyor. Bu arkadaş 1'e 1. Çünkü eğimde 2 olan doğrusal bir nokta, yani o noktalar eğimi 2 olan bir doğruyu oluşturuyor. Bunun 1'e 1 olduğu kesin. Yani x'in yerine bir tam sayı koyduğum zaman her zaman farklı bir yere gider. 1 koyduğum zaman 1'e gider. 3 koyduğum zaman sallıyorum 5'e gider. 15 koyduğum zaman işte o 29'a gider. 29'a giden başka bir şey yoktur. O yüzden 1'e 1'dir diyebilirsin. Bu arkadaş örten olmazsa bu yukarıdakini yanlış çıkartır. Çünkü örten olmadığı için tersi fonksiyon olmaz. Mantık bu. O zaman bu örten mi değil mi ona bakacağım. Şimdi görüntü kümesini bulacağım. Örtenlik neydi? Görüntü kümesiyle değer kümesine eşit olması demekti. Daha doğrusu değer kümesine boşta eleman kalmaması demekti. Bu arkadaş örten mi değil mi bulalım. O zaman görüntü kümesini bulalım. Mesela 1 koydum 1 çıktı. 2 koydum sıradan gidiyorum. Tam sayı koyacağım yerine. 2 koydum 3 çıktı. 3 koydum 5 çıktı. 4 koydum 7 çıktı. Böyle gidiyor. İkişer ikişer artıyor azalıyor. Dikkatinizi çekiyorsa görüntü kümesine 2 yok, 4 yok, 6 yok, 8 yok. Yani çift sayılardan hiçbiri yok. O zaman çift sayılar burada boşta kaldı. O zaman örten olmadı. O zaman bunun tersi fonksiyon olamaz. Şöyle düşünebilirsiniz. G'nin tersi de Z'den Z'ye gitmek zorunda. G'nin tersi X şuna eşit. İşte 2 ile çarpı 1 çıkartıyorsam G'de. G'nin tersine 1 ile toplayıp 2'ye bölüyorum. Mesela 2 koyduğum zaman yerine 3 bölü 2 oluyor. Ama 3 bölü 2 değer kümesinde olmadığı için, 2 eşleştirebileceğim bir şey olmadığı için bu arkadaş fonksiyon olmuyor. Birebir ama fonksiyon değil. O yüzden bunu tek başına göstermek benim için yeterlidir. Yan tarafa geldim. Bu arkadaş da buradaki gibi birebir değil. O yüzden bunu direkt silebilirim. O yüzden cevap yalnız G'dir. Bu da 1 ile eksi 1, 2 ile eksi 2, 3 ile eksi 3 koyduğum zaman aynı yere giden bir fonksiyon olduğunu söylediğim için testimi de bitirmiş oldum. Üçüncü teste görüşelim.